Ha Ercan Usta, en iyisinden olsun ha. Sağ olasın. Haydi, hayırlı işler. Kasım! Gel hele gel. Buyur abi. Bana bak. Geç şu mobilyacıya, sana bir şey verecek. Onu konağa götür. Tamam abi, emrin olur. Ah be, oğlum olacak. Abi Baran geldi mi buraya? Yok, gelmedi. Niye ki? Sabah tartıştık da biraz. Öyle çıkıp gitti evden. Tamam. Elbet gelir birazdan. Üzerine gitme. Asıl başka büyük sorunumuz var. Hayırdır abi? Korkutma beni. Ebru geldi sabah. Özlem mektubu söylemiş. Bak Narin, bu Özlem bir şeyler biliyor olabilir. Mektup falan ortalığı karıştırıyor. Ben söz verdiğim gibi sustum. Ama Özlem ne yapmaya çalışıyor, ne biliyor bilmiyorum. Dikkatli ol. Saklayamayacağız, görmüyor musun? Hayır abi, sonsuza kadar saklayacağız. Ben hiç öyle düşünmüyorum Narin. Öyle mi? Peki ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Sadece... Sadece ne? Sona yaklaşıyoruz Narin. Görmüyor musun? Bir yeri kapasak bir yerden patlak veriyor. Görmek istemiyor musun bunu? Sabah sabah oğlana bağırıyorsun, fırlayıp çıkıyor evden. Peşine düşüyorsun, orada burada arıyorsun. Özlem gelip bir şeyler geveliyor. Bunların hepsi senin bahanen aslında değil mi abi? Ebru'ya aşık olduğun için, onu sevdiğin için kendini kötü hissediyorsun. Asıl sebep bu değil mi? Hayır desem ne olacak? Ha? Ne değişecek? Bunun sapı kırıldı. Sende var mı? Var, ben de bir tane getireyim. Ada nasıl, iyi mi? İyi, hallettik. Sevindim. Mektupta ne yazıyordu Narin? Ölümümün sorumlusu Ebru'dur yazıyordu. Niye merak ettin? Hemen anlarsın sanıyordum. Neden inatla her şeyden sorumlu beni görüyorsun? Oysa hiçbir şeyden haberi olmayan, aldatılan, bütün hayatı yalanlar üzerine kurulmuş olan benim. Öyle mi? Demek aldatılan, yalanlarla yaşayan sensin. Sen bence ne kadar şanslı olduğunun farkında değilsin. Benim gibi acı çekmemişsin. Hem bence sen Murat'ı hiç sevmemişsin. Yani sen de onu aldatmışsın. Sen benim Murat'a karşı olan sevgimi yargılayamazsın. Seven kadın anlar. Eğer kalbi sevdiği adamın kalbiyle bir olmuşsa... Akşam aynı yatağa girdiği zaman o adamın hayatında bir giz, bir gizem var mı anlar. Sen Murat'ın koca bir hayatı olduğunu yıllarca anlamamışsın. Nasıl bir sevgi bu? Murat'ın hayatında belki de düşündüğün kadar büyük bir yer kaplamamışsındır. Onun için hissetmemişimdir. Ne oluyor burada? Yok bir şey abi.
Narin ne oluyor? Abi bak bu kadın iyice deşmeye başladı. Mektup diyor, bir şeyler diyor. Ya Özlem'in nereden haberi oldu ki bu mektuptan? Hem Kendal abim dedi ki kimse görmedi. Ben yetiştim, kaptım mektubu. Duymuştur. Özlem'i bilmiyor musun? Kapı dinlemede üstüne yok. Nereye bacım? Artık burada misafir değilsiniz. Ha, kendinize göre bir düzen kurun. Hadi şimdi çıkalım da odayı hazırlasınlar. Ben sizinle bir şey konuşacaktım. İyi gel, avluda konuşalım. Buraya tıkıldın kaldın. Temiz hava sana iyi gelir biraz, gel. Ortada olmasaydık. İyi madem. Sen çık yukarıda salonda bekle. Ben geleyim. Müsaade var mı ana? Buyur. Bunu Kendal ağam gönderdi. Melek, alın şunu içeri koyun odaya. Kendal'ı yollamış. Ne güzel değil mi ana? Haydi haydi. Benim Recep. Melek sen misin? Gülüm bir ses ver bana, ne olur bir yaşama sebebi ver. Nereye bırakayım? Ha, sen şuraya bırak. O yerini bulur. Kolay gelsin. Ay Yemin abla ya, bayıldım ben buna. Kesin el işi bu, belli. De hele bakalım kızım, neymiş sen derdin? Kadriye Hanım. Ben bir konuda sizden yardım isteyecektim. Bakın ben bütün bunlara sadece kardeşim için katlanıyorum. Bunu da yalnız sizden isteyebilirdim zaten. Ayşe okula gitmek istemiyor. Tamam kızım, sen merak etme. Ben hallederim bunu.
Ama onun için de zor bir durum. Bana kalırsa sen çok fazla üstüne gitme. Baktık 2 gün geçti. Hala gitmemekte direniyor okula. O vakit sana söz. Ben onu ikna edeceğim. Çok sağ olun Kadriye Hanım. Hani siz bana demiştiniz ya, keşke açlıktan ölseydin diye. Ben ne açlıktan korktum, ne de ölmekten. Ben sadece... Tamam kızım, ben seni anladım. Ama sen de bizi anla. Sen de kimsin be? Bacım Kendal abi beşik gönderdiydi de onu getirdim. Beşik mi? Hani nerede? Odaya koydum. Hey Emin abla, oğlu olacak beş bile süsleseydi. Suyu aldım. Ne var sana? Düşecek elinden şimdi. İstemem. Ya bak ama bunun içinde C vitamini var. Önemli bir şey. Suda çözülür, ısıdan etkilenir. Vücutta biriktirilmez. Ya bak ne kadar kolay öğreniyorum değil mi? Bir de sen çalıştırsan. Huzur verin be. Gel. Bu ne? Sağ çek getirdim ağam. Ulan ben sana git parayı al gel dedim. Sen gidip 60 günlük çek mi aldın ha? Çek de para demek değil mi ağam? Bankaya gidip bozduruyorsun, istersen kırdırıyorsun. Hem nakit taşımamış oluyorsun, daha güvenli yani. Ben de senin kafanı kırdırayım mı? Al şunu. Bana bak. Bu adrese gideyim, parayı alıp geleyim. Eğer çek alırsan, çeker vururum seni. Tamam ağam, anladım. Sen hiç merak etme. Çek yok. Para beşin, kırmızı meşin. Lan git! Allah Allah. Hayırdır teyzem kızı? Pat diye böyle habersiz. Hani dediydin ya Sibel'e rahat vermezseniz Baran'ı Ebru'ya söylerim diye. Gerek kalmadı. Ya öfkeliyken söyledim işte. Geldi geçti. Hem ne demek gerek kalmadı? Abi sen bana yalan mı söyledin? Hani kimse görmediydi benim mektubumu? Ne diyorsun sen Deyzan kızı? Ne yalanı? Görmedi zaten. Ebru okumuş abi mektubu. Fırat abim söyledi. Ya sen bileklerin kesik. Hastanede yatarken ne diye açıydım ha? Hem sen meraklanma. 3-5 satır ya okudu ya okumadı. Hemen kaptım elinden. Hem okusaydı sormaz mıydı? Baran kimin oğlu diye. Sormadığına göre. Ya Deyzan kızı sen hele şuraya bir otur. Doğru dürüst anlat. Benim kafam çorba oldu. Abi. Özlem'in mektuptan haberi var. O kadın abime söylemiş. Abim de geldi bana söyledi.
kıza bana bak. Fırat'a git, şu telefonla atsın bir zahmet, haydi. Sen Adana'ya gitmiyor muydun? Adana mı? Bir yalan söylüyorsun bari, unutma Fırat. Benden bir şey saklıyorsun değil mi? Bana olan sevginin üzerine yemin eder misin? Bir şeyler dönüyor, hissediyorum Fırat. Alo. Ebru Hanım. Efendim, buyurun. Ben Rüzgar'ın öğretmeniyim. Ha, buyurun hocam. Bir sorun mu var? Maalesef Ebru Hanım, bir sorunumuz var. Rüzgar bitlenmiş. Nasıl? Tamam, hemen geliyorum ben. Rüzgar bitlenmiş. Ben de seninle gelsem? Yok, bence gelmesen iyi olur. Hayırdır Rıza? Bir yere daha silahata gidiyordum. Sizi görünce durayım dedim. Hayırdır yenge? Erken paydos mu? Yok, Rüzgar bitlenmiş. Gidip okuldan onu alacağım. Ha, siz hiç merak etmeyin. Onun ilacını ben biliyorum. Ben de. Kendi alamıyorlardı beni. Şarjım bitmiş Zahar. Fırat'a söyle telefonunu açsın dedi. Niye, sesimi mi özlemiş benim? Vallahi bilmiyorum. Önemli dedi ama. Haydi ben gidiyorum. Çok büyük meblağları tahsil etmem lazım. Fırat abi, ilaç işi bende. Tamam, tamam. Abi nerede bu mektup Allah aşkına? Özlem, ben seni gebertmez miyim ha? Abi mektup ne oldu mektup? Sen yırtıp atmadın mı bu mektubu? Ya bu melek derdine düştük işte. Recep beni bıçaklayınca ben de takımı Rıza'ya verdiydim. Temizleyeceği götür diye Rıza'ya verdiydim. Rıza. Ağam buyur. He ama Fırat abiye söyledim telefon aç diye. Onu diyeceksen unutur muyum hiç? Lan bırak şimdi Fırat'ı Mırat'ı. Recep beni bıçakladığı zaman ben sana takımı verdiydim temizliğe götür diye. Ne ettin o takımı? Mektup evde, haydi. Anne, kaşınıyor. Tamam canım. Ebru Hanım, nereden ve nasıl bulaştı bilmiyorum ama... sınıfa hatta okula yayılmasını önlemeliyiz. Tamam, ben hallederim. Siz hiç merak etmeyin. İyi günler. Kaşınıyor. Tamam bir tanem, şimdi bir eczaneye uğrarız. İlaç alırız, sabaha hiçbir şeyin kalmaz. Kendal'ın oğlu işte, Kendal'ın. Hayırdır ağam bu saatte? Özlem, çık dışarı. Beni kendi yatak odandan mı kovuyorsun? He, kovayım haydi. Ağam beni odadan dışarı attı. İçeride Narin'le beraberler. Bilmiyorum artık. Allah Allah. Allah Allah. Ben size öyle bir Allah Allah çektireceğim ki küçük dilinizi yutacaksınız. Yok, yok, yok. Allah kahretsin. Ah, Özlem, bir şeyde burnunu sokma. Buldum acaba? Sanmıyorum abi. O mektubu bulursam ben onlara ne yapacağımı biliyorum demiş Ebru'ya. Gel teyzem kızı gel. Neyi bulacaymış göreceğiz.
Özlem, sen ne geveleyip durayım? Şu sosyete gününe dediklerini bir de bana de bakalım. Ne demişim ki ha? Nari'nin mektubu demişsin. Ne mektubu ha? Ben mektup falan bilmiyorum. Özlem, sen benimle dalga mı geçeyim? Söyle dedim. Ağam, ne mektubu olduğunu desen. Nari'nin mektubu işte. Narin kime mektubu yazmış ki? Lan delirtecin mi beni? Ha, Narin'in kendini intihar etmeden önce yazdığı mektup diyorsun sen. Yok ağam, vallahi ben mektup falan bilmiyorum. Öyle hastanede siz konuşurken duydum mektup diye. Ha, kapı dinledin yani Özlem. Sen kendini öldürmelere kalk. Bizim yüreğimiz ağzımıza gelsin, kapılarda bekleşelim. Ben bir ihtiyaç var mı diye kapıya gelirken duyduklarımdan suçlu olayım, öyle mi? Ne ala memleket? Özle, tek bir rahat konuş insan. Yok ağam, ne haddi mi? Delirtme beni de söyle! Ağam, kolumu koparacaksın. Yakındır. Kolunu değil ama dilini kopartacağım senin. Melek, ne oluyor? Kendin sesini duyuyor. Bilmiyorum ki ana. Kim var içeride? Narin ablamla Özlem yenge. Ha, sen mutfağa git. Emre tek başına uğraşıp duruyor orada. Hadi. Tamam. Melek, ne oluyor yine? Bilmiyorum ki Ebru yenge. Abim Özlem'e sinirlenmiş herhalde. Niye ki? Bilmiyorum işte. Senin o aklını alırım, anladın mı? Anladın mı beni? Hadi gel oğlum. Ağam, kolumu koparacaksın ya. Kızım, sen dışarı çık. Ne oluyor burada Kendal? Ana, ileri geri konuşup duruyor. Sen de çık. Kendal! Abi. Bir bildiği yok. Meraklanma teyzem kızı. Boş atıp dolu tutmaya çalışıyor. Her zamanki Özlem işte. Merak etme sen. Gözü iyice korktu. Bundan sonra bir şey yapacaksa da yapamaz artık. Özlem, nereden kapıldın bu deli saçması fikre, ben bilmeyeyim. Ana, ben öyle bir şey demedim ki. Dedin. Benden de iyi bir tokat yedin. Ama hala üstüne gideyim. Kızım, akıllı ol. Kendall'ın seni kapı önüne koymasını istemiysen, yut dilini, otur. Baran Kendall'ın oğlu falan değil. Bu öyle bir iftira ki kimse altından kalkamaz. Sen de altında kalırsın. Kes sesini, tadımızı daha fazla kaçırma. Zaten yeteri kadar kaçtı. Ana, nereden çıkarıyorsun ya? Ben öyle bir şey bilmiyorum. Hastanede öyle konuşurlarken duydum mektup falan diye. He. Ebru'ya gittin, ben o mektubu bulacağım, her şeyi ortaya çıkartacağım dedin. Özlem, ben senin nefes alışından, kafandan geçenleri bilirim. Ama yanlış yoldasın. Kendince bir şeyin arkasına takılmış gidiyorsun ama yanlış yoldasın. Dur ana sen, dur. Daha tadınızın kaçacağı günler gelmedi. Bunlar iyi günleriniz. Oh, mis gibi olmuş benim oğlum. Anne, gittiler mi kafamdan? Gittiler, bir daha da gelmeyecekler. Gerçekten mi? Evet. Sen annene inanmıyor musun? İnanıyorum. Hadi bakalım. Ayşe, Allah aşkına yapma böyle. İki lokma yemedin ya.
Canım istemiyor. Ne zamana kadar gidecek böyle? Bu mudur yani abla? Her şeyi kabul edip oh ne güzel mi demeliyim? Açlıktan ölmeye karar verdin yani. Utancımdan öleceğime açlıktan ölürüm daha iyi. Tamam. Hadi bakalım. Sen şimdi derslerini yap, tamam mı? Anne geçti mi? Geçecek bir tanem. Sabaha hiçbir şey kalmayacak. Ay belim belim. E sabahtan beri ayaktasın Emine yenge. Yoruldun tabii. Olsun hele. Koca konak. Herkes bir şeyin derdinde. Herkes bir şeyin peşinde. Ne yapalım? İşler görülecek. Doğru diyorsun valla. Ne oldu? Kendin niye gelmiş? Ya Özlem yenge tutturdu ya mektupta mektup. Ondan herhalde. Bir ara benim kulağıma öyle geldiydi. Oradan biliyorum. Ah Özlem ah. Kendal'ı bilmezmiş gibi. Damarına damarına basıyor. En az 50 kez söyledim. Dillerin yana kısa ol biraz diye. Ne etmiş şimdi? Ne bileyim ben yenge ya. Ebru, ne oldu kızım? Rüzgar bitlenmiş. Herhalde okuldan falan kaptı. Oy kuzum benim. Ay yok Emine hiç zahmet etme ne olur. Ben hallederim. Ebru sadece çamaşır yıkanıyor. Makine dolu. Ben hallederim. E, tamam sağ ol. Zahmet olacak sana da. Ebru zahmet olur mu? Makineye koyacağım o yıkayacak. Ben de yengeme yardım edeyim. Kadriye Hanım. Söyle kızım. Hiç karışmayayım diyorum ama. Sibel. Adı Sibel. Ne olacak böyle? Siz de biliyorsunuz doğru olmadığını. Bir kadını istemediği halde çocuk doğurmaya zorlamak. Bir şeye olacağı yok kızım. Senin de dediğin gibi sen hiç karışma. Kendal'ı bileyim. Üzerine sıçratma yine. Zaten hepimize kök söktürüyor oğlan sevdasına. Ben de ne edeceğimi şaşırdım. Azgınlığı hem kendi başını yiyecek hem de bizimkinin. Bu oğlan hiç böyle değildi. Muradım gittikten sonra bir haller oldu buna. Ama yine de yazık değil mi kadına? Düzeninden etti, buraya konağa getirip bir odaya kapattı. Haklısın kızım, haklısın. Ben ne edeyim? Ben ona demediğimi bırakmadım. Ama bir oğlan sevdasıdır tutturdu. Beni bile ezdi geçti. En iyisi sen ona hiçbir şey deme. Abi. Ya teyzem kızı. Tamam uzatma kapansın geçsin. Özlem'e de ayarı çektik zaten. Sen de sus artık. Hem mektup falan da yok ortada işte. Hallettiniz mi? Hallettik hanım. Tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rıza hayırdır? Buyur yenge. O ne? Gaz yağı. Bit için. Bununla Rüzgar'ın kafasını bir güzel yıka. Ama ateşle yaklaşmayın manzara oğlan tutuşur. Nasıl yani ben şimdi Rüzgar'ı gaz yağıyla mı yıkayacağım? Evet yenge. Rahmetli nenem biz bitlenince hep böyle yapardı. Yok artık daha neler. Vallahi bak yenge sen bana güven. Üzerinde biraz kokusu kalıyor ama bu da zamanla geçer. Peki tamam sağ ol. Teşekkür ederim yine de düşünmüşsün. Görüşürüz Kadriye Hanım. Darattılar vallahi ya.
Anam Sibel, Özlem, Narin, Sosyete Gülü. Delireceğim vallahi Gendal, delireceğim. Oğlan isteyin, o da suç oluyor. Ya. Şöyle otur. Ayşe işte. Ayşe için çok üzülüyorum da. Ablası bir hata yapmış. Bizimkilere de konakta rahat vermeyin. Niye ki? Anam. Sabah kalktım, kızı çekmiş kenara bir şeyler diyor. Kız beni görünce ağlayıp kaçıp gitti. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. O kadar çaresiz ki. Ben eve gitmek istemiyorum dayı. Biraz sen de kalsan. Kal oğlum. İstediğin kadar kal. Ama annen ne der bilemem. Ayşe beni görünce çok kötü oluyor dayı. Ben de onun. Göz görmeyince gönülden de uzak olur diyorsun yani.